Çok basit bir şey üzerinden söylüyorum. Bakın bu rahip meselesinin aslında hepimize verdiği şöyle bir ibret var. Yani rahip casustur, değildir, bilmem ne, bu hukukun işi ya da kriminal bir şeyse işte polisin, istihbaratın işi vesaire falan. Ama burada temel bir mesele var. Amerikalı Amerikan vatandaşını bırakmıyor. Ben mesleğe İzmir'de başladım. Henüz 17 yaşındaydım. Üniversiteye girdiğim sene gazetede gece muhabiri olarak işe başladım. Telsiz anonsları dinliyoruz. Polis telsizini. İşte o kod numaralarıyla mesela cinayet oluyor, koşturuyoruz, o oluyor, bu oluyor falan. Ahlak masası anons geçti. Adres verdi. Alsancak'ta bir adres. Ahlak masasını da çok hoşumuza gidiyor o tür anonslar. Çünkü ya kumar ya işte fuhuş muhuş, o tür yani renkli mesele haber çıkıyor. Adres verdiler. Biz vıt diye gittik. Bir binaya girdik. Hala binayı, adresi bugün gibi hatırlıyorum. Çünkü meslek hayatımın ilk haberlerinden biriydi. İşte beşinci kata çıktık. Bizim polislerimiz var. İçeriden kızlar çıktı. Kızları aldılar. İçeriden başka kimse çıkmıyor. Diyoruz arkadaş, içeride kim var? Yani zengin biri mi var? Siyasetçi mi var? Kim var? Polisler diyor ki işte söyleyemeyiz falan filan. Biz de bekliyoruz. Şak, Amerikan military polis geldi. Ve içeriden NBA basketbol takımı gibi Amerikalılar çıkmaya başladı. Dedik abi, kızları aldınız, bunları niye almıyorsunuz? Onlar dediler Amerikalı. Ben 17 yaşımda bu ülkede gördüm ki bu ülke topraklarında Amerikalıya dokunamıyorsun. Hani egemenlikten bahsediyoruz ya. Bize kimse egemenlik yalanı, egemenlik hikayesi anlatmasın. Bu Rahip Brunson meselesinde de gördük. Adamı çatır çatır aldılar. Çünkü adam kendi vatandaşına sahip çıkıyor. Büyük devlet olmak kendi vatandaşına sahip çıkmakla ilgili oldu. Bakın 17 Ağustos depremi oldu. 1999 senesi. O zaman da gazete yapmaya çalışıyoruz. Yani bugün bile hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti 17 Ağustos depreminde kaç yurttaşının öldüğünü söyleyemez. Bir takım rakamlar var. Hikaye. Çünkü kim nerede toprağa verildi, kim denizi, kim belli değil. Ama İsrail'den ekipler geldi. Yalova'da hangi binada, hangi enkazın altında İsrail vatandaşı var biliyorlardı. Adamlar kurtarabildiklerinin canlı, kurtaramadıklarının cenazesini alıp gitti. Biz kendi topraklarımızda kim öldü bilmiyoruz. Şimdi bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında kaç tane vatandaşı hapiste, kaç tane vatandaşı suçlu olarak hapiste, kaç tanesi iftira, bilmiyoruz. Mesela bir dönem hatırlarsınız, Irak'ta kamyon şoförlerimizin kafasını kesiyorlardı. Kafa geldiği zaman öğreniyorduk, bunu da kesmişlerdi. Şimdi Brunson olayının böyle bir ibret verici bir şeyi de var. Sen büyük devletsen, devletine sahip çıkacaksın. İşte gazeteci Kaşıkçı olayı. Kaşıkçı. Şimdi bakın, diyoruz ki biz Almanya'da FETÖ'cüler var. Şimdi ben son Almanya'ya gittiğimde kendi gözlerimle gördüm. İnsan utanıyor. FETÖ'cülerin okulu, FETÖ'cülerin pastanesi, FETÖ'cünün şirketi, adamlar orada. Ya da bakıyorsun işte bu PKK'nın işte işletmesi, bu PKK'nın okulu, adamlar orada. Mahalleleri var. Binaları var. Londra'ya gittim. Ya, ya. Hangi FETÖ'cü hangi otelde kalıyor, hangisi hangi evi almış herkes biliyor. Mahkemeleri bile var. Evet. O zaman bakın Amerikan başkanı çıktı dedi ki sizin burnunuzdan fitil fitil getirin, bırakın dedi. Şimdi o zaman ben şunu diyorum. Biz bu kadar hikaye anlatacağımıza çağır Alman Büyükelçisini eğer yüreğin yetiyorsa.
De ki 24 saat içinde ülkemi terk et. Alman devletine de ki ya Türkiye Cumhuriyeti devleti ya da FETÖ'cüleri güle güle kullan kardeşim. Bunu diyebiliyor musun? Diyemiyor. Sen ne diyorsun? Bunu diyen gazeteci hapse atıyorsun. Büyük devlet olmak Raip Brunson olayında olduğu gibi olur. Adamını çatır çatır alır, 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu işte böyle kırarlar. Böyle kırar. Zekeriya Öz, Almanya'da. Çağır Alman Büyükelçisi'ni, koy kapının önüne. Koy kapının önüne. Bize devamlı hikaye anlatıyorlar. Ey Amerika! Çağır Büyükelçiyi, koy kapının önüne. Yapabiliyor musun? Yapabiliyor musun? Mısır ya, Mısır bize posta koydu ya. Al Büyükelçini, defol git dedi ya. Demedi mi? Maalesef. Şimdi bakın bu Kaşıkçı evet. meselesi. Adamı kestiler mi, gömdüler mi? Belli değil, değil mi? Evet. Şimdi diyor ki çıktı mı çıkmadı mı bu konuşuluyor. Ya arkadaşlar, İstanbul Maltepe sahiline Allah aşkına gidin. Çocuklar gündüz kağıt topluyorlar. Pakistanlı. Akşamüstü kriket maçı yapıyorlar ya. Pakistanlı çocuklar, mülteciler Maltepe sahilinde kriket oynuyor. İstanbul'da Somali mahallesi var. Mahalle komple Somali. İstiklal Caddesi'ne gidin. Artık Türkçe kahve bile içemezsiniz. Kahvecilerde fal bakılan kahvecilerde Arapça tercüman çalışıyor. Bütün gece kulüpleri, bütün restoranlar Arap restoranı oldu. Yani Kenyalılar çakmak satıyor. İşte Sudanlılar bisiklet satıyor memlekette. Şimdi sen hala diyorsun ki ben geçen gün uçakla işte İzmir'den İstanbul'a indim. O gelen yolcu kapısından bir çıktım, dedim ya biz uçakta uyurken uçağı kaçırıp Kahire'ye mi indirdiler? O elde kağıt tutuyorlar yani Mr. bilmem ne Uğur Dündar gibi. Abi bir tane Türk ismi, herkes Arapça. Şey yapan çocuklara bakıyorsun. Turizmci. Çocuklar gelmiş, turizm şirketi kurmuşlar. Sen necisin? Mülteciyim ben abi diyor. Ya mülteciler şirket kuruyor Türkiye'de. E şimdi memleket dingonun ağrına dönmüş. Bugün siz gidin İstanbul'da Beyazıt'a. Yani gözlerinize inanamazsınız. Hani Peşaver desen gider, Rakka desen gene gider yani. Yani IŞİD olmuş memleketin her tarafı. Yani Türkiye'nin pek çok yerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından fazla Suriyeli vatandaş olmuş. Kim Suriyeli, kim İranlı? Ya Sri Lankalı var memlekette abi. Ben buraya gelmeden önce baktım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin günlük bültenleri var. Ben onları okuyorum kendim not biriktirmek için. Sırf bugün 400 tane Suriye sınırında, 350 tane Yunanistan sınırında adam yakalanmış. Yani memleket kevgir olmuş. Türkiye diyor ki hala bu Kaşıkçı ne oldu? Ya abi sen girenden haberin yok, çıkanı nasıl bileceksin? Allah aşkına, yani ben anlatırken gerçekten vicdan azabı çekiyorum. İşte yazıyoruz, Brezilya'dan geliyor etler bilmem ne, şarbon çıktı bilmem ne. Arkadaşlar geçen ay Suriye sınırında deve yakalandı ya. Deveyi adam sürüyle Türkiye'ye sokuyordu ya. Biz diyoruz ki yok duvar ördük bilmem ne. Ne duvarı? Yani bakan yardımcısının otomobilini çalıp Suriye'de sattılar bu ülkede. Yani korkunç bir hal almış vaziyette. Maalesef. Bakın Bulgaristan Naim Süleymanoğlu vesaire dönemlerinde kapıları açtık. Soydaşlarımıza dedik ki gelin vatanınıza. Soydaşlarımız tası tarağı topladı. Arabayla yürüyerek falan geldiler. Bir tane kapıdan giriyorlar. O dönem ben biliyorum ki bu ülkenin bütün istihbarat güçleri, milli istihbarat vesaire kapıya gitmişti. Çünkü gelenlere bakıyorlar. Çünkü adam arada Bulgar da sokar, Polonyalı da sokar yani. Onları kontrol etmek için.
Burada bakıyorsunuz, yani 4 milyon Suriyeli diyoruz. Kim diyor bunu? Sen Suriyelinin nerede oturduğunu bilmiyorsun ki nasıl saydın bu adam? 1 milyon İranlı'dan söz ediliyor. 1,5 milyon Afrikalı var bu ülkede. İzmir'de, İzmirliler bilir, Basmane Oteller Sokağı diye bir yerimiz var. Kahveye gidin, Afrikalılar can yeleğiyle kahvede oturuyor abi. Basmane'de arkadaşlar Zodiac boş satılıyor ya. Bu ülke hala diyor ki Kaşıkçı ne oldu? Ya senin konsolosunu kaçırdılar be Irak'ta. Öyle değil mi? Sen Kaşıkçı girmiş mi yok çantayla çıkmış falan. Ne çantası? Ne çantası? Yani ülke kontrolden çıkmış vaziyette. Yılmaz'cığım, Kaşıkçı konsoloslukta mı değil mi diye bir yığın soru işareti kamuoyunun gündeminde cevap beklerken, dün Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda narkotik polisleri bir Suudi Arabistan evet. uçağında arama yaptılar. 14 bavul dolusu ya da işte bir büyük koli içerisinde 955 bin adet uyarıcı sentetik hap bulunmuş. Evet. Bu Suudi Arabistan'a da gidebilir. Onun eliyle Suriye'de çarpışan IŞİD'lere de gidebilir. Başka işte dinci radikal teröristlere de gidebilir. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef bir yol geçen hanı olma durumu var senin az önce var. Verdiğin örneklerle de ortaya çıkan. Bu gerçekten Türkiye gibi büyük bir ülkeye hakikaten yakışmıyor. Türkiye bunlara müstahak değil diyoruz. Bu durumları yaşamaya müstahak değil diyoruz ama şimdi Soma'da 305 işçimiz hayatını kaybetti. İşte çeşitli kazalarda, sellerde, şunda, bunda o kadar sıradanlaştı ki insan hayatının yok olup gitmesi. Neredeyse insan hayatı en ucuz değer haline geldi. Siz kendi ülkenizde yaşayan yurttaşlarınıza değer vermezseniz, elin yabancısı, emperyalist amaçlarla size bakanlar, sizin vatandaşlarınıza ve size değer verir mi? Mümkün mü? Mümkün mü? Bir rahibi için neler yapıyor adam? Tabii. Dünyayı ayağa kaldırıyor. Dünyayı ayağa kaldırıyor. Ben hep onu söylüyorum. Yani Almanya bir gazetecisini, tabii. vatandaşını, bir gazeteciyi başbakanlarını cezaevinden gönderiyor. Çıkardı. O gece uçak getirdi havaalanına, bindirdi götürdü. Evet. Ve burada şöyle de bir şey var, mesela toplumun ajite edilmesi durumu da var. Mesela rahip meselesinde ben uyduruk rahip falan diye bir yazı yazdım. Kiliseler falan beni kınadı, ne biçim konuşuyorsunuz falan diye. Yani düşünün, Türkiye'de böyle bir baskı ortamı da var. Yani hep bunu tabii biraz da ironi olsun diye söylüyorum. Yani biz Papa'yı Vatikan'ın göbeğinde vurmuş milletiz abi. Bu kadar zulüm görmedik yani. Ve çünkü bu mesela bugünkü dolar hareketine de baktığımızda mesela rahibin bırakılacak olmasından kaynaklanan çok ciddi dolar üzerinden spekülasyonla para kazanıldı. İniş çıkışlarla. Ve bugün hemen rahip bırakıldıktan sonra görüyoruz ki doların düştüğü falan yok. Çünkü doların çıkmasının, faizin yükselmesinin, enflasyonun yükselmesinin rahiple bir ilgisi yok. Türkiye'nin ekonomik tablosu temelinden iflas etmiş vaziyette.